Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımda saç örgüsü, saç bandını anlatacağım. Böyle iki tane simli ipliği birbirine katarak bu rengi buldum. Bu bant ortalama gençlere göre 24 santim, 24 de arkası 48 santim. Siz de biraz küçüğünü yapmak isterseniz 23, 22 yapabilirsiniz. 10 ilmekle başlıyorum. Hep birlikte örelim arkadaşlar. İster kendinize örün, isterseniz sevdiklerinize de örebilirsiniz. Hediye olarak verirsiniz. Çok basit. Saç örgüsü bandı. Şimdi bir ilmek attım buraya. Bu ilmekten çoğaltarak ilmek sayımı çıkaracağım. 20 ilmek. Sağdaki şişimdeki ilmeği sol şişime bırakıyorum. Tek ilmekten çoğaltarak başlayacağım. Bırakmıyorum. Sağdaki şişimi sola bırakıyorum. Haroşa tekniğiyle öreceğim. Sadece ortada saç örgüsünde 6 tane düz gidiyor. Diğer yerler haroşa. Örgüye yeni başlayanlar bile kolaylıkla yapabilir. Hep birlikte örelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20. Evet, tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Siz istediği arkadaşlar istediğiniz iplikten yapabilirsiniz. Şişim 4 numara. Bu arada. Üç diş haroşa sırası örelim. Son ilmeğimi ipimi bu tarafa atıp son ilmeğimi örmeden şişimi bırakıyorum. İlk ilmeğimi örerek aldım. Tekrar sıramız sonuna geldi. İpimi kendi tarafıma attım. Son ilmeğimi örmeden şişime bırakıyorum. Haroşa tekniğinde aynı yönde iki sıra ördüğümüz zaman bir diş haroşa olmuş oluyor. Üç diş haroşa olana kadar bu şekilde örelim. Evet, örgümün düz tarafındayım. 1, 2, 3 diş haroşam oldu. Şimdi kenarlardan 5 diş bırakıyorum.
haroşa olarak devam edecek. 1 modelimi şu şekilde tutacak olursam 5 diş haroşa sağdan, 5 diş haroşa soldan gidecek. Ortalarda 2 tane düz ilmeğim oluyor. Şimdi 2 3 4 5 ipimi kendi tarafıma alıyorum. 2 tane düz örüyorum. Şimdi ters 2 tane ters ördüm. Şimdi düz 6 tane düz öreceğim. 1 2 3 4 5 6 2 tane ters. Sağında ve solunda 2 tane ters. Kenarlarda 5 tane haroşa örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Modelimi koymuş oldum. 5 tane haroşa, 2 ters, 6 tane düz, 2 ters, 5 haroşa. Şimdi 1 2 3 4 5 2 tane düzü ters olarak örüyorum. Bakın düz. Şimdi 1 şu düzleri öreceğim. 2 tersten devam ediyorum. 3 4 5 6 tekrar 2 tane düzüm var. Modelimin ters tarafındayım. Ve 5 tane haroşamı örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi modelimi koymuş oluyorum. Yavaş yavaş çıkacak. Tekrar 1 2 3 4 5 2 tane ters. Şu kenar ilmeklerim. Şunlar. Saç örgümün kenarındaki ilmekler. İki düz. İki düz. Altı tane. Tam iki ters. Şimdi düzdeyim. Altı tane düz. İki ters ve kenarlarda devam eden 6 tane haroşam. Burası örgümün düz tarafı. 5 haroşa, 2 ters, 6 tane düz, 2 ters, 5 haroşa. Şimdi hepsini yerinde örelim. Haroşamı yerinde. Kenardan giren 2 düz, 6 ters, 2 düz. Burası 8 sıra olana kadar devam edelim. 1, 2, 3. 8 sıra olana kadar devam edelim. Bakın devam ediyorum modelime. Beş tane haroşamı yine örüyorum.
Şu düzüm 8 sıra olana kadar devam edeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. sıradayım. Evet arkadaşlar, 8 sıra ördüm düzden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben 8 sırada bir çeviriyorum. Ama siz isterseniz burayı 10 sırada bir de çevirebilirsiniz. Yani şu saç örgünün arasındaki şu mesafe size bağlı. İsterseniz sırayı ne kadar az yaparsanız saç örgüsü küçük olur. Bu mesafeyi fazla örerseniz de büyük olur. Şimdi saç örgümüzü yapalım. Bu kenardakileri aynen örüyorum. Saç örgüsü yaparken sağdakileri sola, soldakileri de sağ tarafa aktarıyoruz. Burada 6 tane ilmek var. Şişimi şu şekilde takıyorum. Sondaki 3 tanesini, öndekileri çıkardım. Tekrar şişimi geçiriyorum. Kaçırmadan. Bunları tekrar şişime geçiriyorum. Şimdi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bakın çevirdim. İpimi tekrar geriye aldım. Ve devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. Kenar haroşalarım devam ediyor. Tekrar geri dönüyorum. Saç örgü bu kadar basit. Her 8 düz sırada bir çevirelim. Soğuk kış günlerinde oldukça kullanışlı saç bandaları. Hem üşümemizi önlüyor, hem de kafamızda çok şık görünüyor. Ben saç örgüsünün tamamını örmeyeceğim arkadaşlar. Size anlatmış oldum. Tamamı bu şekilde örülerek bitiyor. 48 santim örürseniz normal bir yetişkinin kafasına göre çok uygun olur. Sağdaki ilmekleri sola, soldakileri de sağa alıyoruz ve tekrar örüyoruz.
İlk başlarken 1 2 3 diş haroşa örmüştüm. Biterken de yine 3 diş haroşa ördükten sonra buradan dikersiniz. Bu kadar basit ve kolay. Örgümü burada bitiriyorum. Eğer takıldığınız bir yer olursa videoyu tekrar geriye alarak izleyebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.